Japonya'da atom bombası atıldığında 2 yaşında olan bir kız 12 yaşına geldiğinde maruz kaldığı radyasyon nedeniyle kansere yakalanmıştı. Savaşta öksüz ve yetim kalan zavallıcık hastaneye yatırılmış. Ancak durumu ümitsizmiş. Hastanedeki tüm doktorlar küçük kızın ölümü için gün sayarken küçük Japon kızı hayat doluymuş. Koridorda koşuyor, oynuyor ve diğer hastalara yardım ediyormuş. Hastaların arasında en sevdiği kişi ise 80 yaşlarında kendisi gibi kanser olan yaşlı bir kadınmış. Küçük Japon kızı ölüm döşeğindeki bu yaşlı kadını hiç yalnız bırakmamış. Kadın ölmeden hemen önce "Benim için çok geç ama bizim inanışımıza göre eğer bir kişi kağıttan 1000 tane turna kuşu yaparsa her istediği kabul oluyor. Ben yapamadım, sen yap ve kurtul" demiş ve son nefesini vermiş. Küçük Japon kızı çok üzülmüş ama hayatta kalma arzusuyla geleneksel Japon sanatı olan origami ile kağıttan turna kuşları yapmaya başlamış. Neşe içinde çalıştığından ilk başlarda çok hızlı yapıyormuş. 1000 tane turna kuşu yapması işten bile değilmiş. Fakat bu sırada da sağlığı bozuluyormuş. Bu hazin öykü önce yerel sonra da uluslararası basında yer almış. Dünyanın dört bir yanından insanlar kıza binlerce turna kuşu göndermeye başlamışlar. Ancak küçük Japon kızı haberler başında elini kıpırdatamaz hale gelmiş. Hayattaki son saatlerini 607. kuşu yaparak geçirmiş. Kuşu bitirmiş. Gözleri kapanırken hemşireler ve hasta bakıcılar postadan çıkan yüzlerce origami turna kuşuyla odasına girmişler. Küçük Japon kızı yüzünde bir tebessüm, yatağında cansız yatıyormuş. Postacılar aylarca turna kuşu taşımışlar hastaneye. Sayısı milyonlara ulaşan turna kuşları Japonya'da bir müzede sergilenmektedir. Bu hikaye Japonya'da 1943-1955 yılları arasında yaşayan Sadako Sasaki'nin hikayesidir. Arkadaşları eksik kalan 356 turnayı katlayıp onunla birlikte gömerler. Turna kuşu o zamandan beri barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesidir. Küçük kızın hayatı Sadako ve Kağıttan Bin Turna Kuşu adıyla 1977 yılında Eleanor Coyer tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca Hiroşima ve Amerika'da anısına heykel ve anıt bulunmaktadır.